Son dakika Çanakkale'de yangın. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere'de orman yangını çıktım. Bölgeye çok sayıda arazöz, 2 uçak ve 20 helikopter sevk edildim. Yangının tarihi alanlara yaklaştığı öğrenilirken Çanakkale Boğazı kapatıldı. Alevler sebebiyle Yalova köyünü tarihi edileceği belirtirken yangın tarım arazilerine de sıçradı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere bölgesinde orman yangınında Ilgardere mevkiinde 15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüdü. Boğaz kapatıldı. Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok noktadan görülen yangın nedeniyle dumanla kaplanan Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde. Çanakkale Ilgardere civarında çıkan yangın nedeniyle yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin denizden güvenli bir biçimde su alabilmesi amacıyla 16:30 itibariyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın rüzgarın etkisiyle Gelibolu'daki tarihi alanlara yaklaşıyor. Bakandan açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 107 arazöz, 7 dozer, 400 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Helikopter pilotunun büyük kısmının bölgeye gönderildiğini kaydeden Pakdemirli gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledim. Muğla'dan gelen yangın söndürme uçaklarının 15 ton su kapasitesi olduğu, helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteleri olduğu öğrenildi. Şiddetli Poyraz'ın ekiplerin işini güçleştirdiği çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi. Tahliyeler başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ecevat ve Gelibolu kaymakamları bölgede inceleme yaptılar. Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünü tedbir amaçlı tahliye edileceği belirtildi. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçek tarlasına da sıçrarken tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi.